Merhaba sevgili kardeşlerim. Bugün bütün katmanları görünür hale getirdim. Şimdiye kadarki çizimlerimizin hepsi görünür durumda şu anda. Bütün katmanlarımız açık. Gördüğünüz gibi. Artık bina modellemeye başlayabilebiliriz. Top görüntüden southwest izometrik görüntü alıyorum. Dursun. Dursun. Evet. Şimdi bütün katmanları veya sadece su basmanını görünmez hale getirelim. Su basmanını görünmez hale getirelim. Layer Properties Manager'dan su katmanımızı kapattık. Bütün hepsini 51 santim yükseğe taşımaya çalışıyorum. Hepsini seçiyorum. Seçtikten sonra M Enter'la ortonun kesinlikle açık olmasını gördükten sonra, açık olduğunu gördükten sonra 51 santim yükseğe çıkarıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi Layers'dan tekrar su basmanımızı da görelim istiyorum. Su basmanımızı da gördük, gördüğünüz gibi. Şimdi şuradaki duvarımızı veya yükseltimizi 70 santim, 51 santim düzeltiyorum. 51 santim yükseltmeye çalışalım. Extrude komutuyla Enter diyorum. Tamı tamına 51 santim, 3 basamaklık su basmanımızı yukarıya kaldırdığımızı düşünüyorum. Evet. Diğerleri zaten 51 santimdeydi şu şekilde. Evet. Bu duruma geldi. Daha sonra sadece duvar katmanımız kalsın. Su basmanı da kalabilir. Diğerlerinin hepsini kapatıp duvarlarımızı kaldırmaya çalışalım istiyorum. Şurayı kapatıyorum. Balkonu kapatıyorum. Balkon kapıyı kapatıyorum. Duvar kalsın. Kapıları kapatıyoruz. Pencereleri kapatıyoruz. LC pencereyi de kapatıyoruz. Şu duruma geldi. Evet. Şimdi press pull komutuyla şu duvarlarımızı 3 metre yükseğe çıkartmaya çalışıyorum. 300 santim. Enter. Evet. Gördüğünüz gibi. 2D wireframe'den conceptual, kavramsal görüntü alayım. Daha güzel görünsün düşüncesiyle perspektif alayım. Evet. Şu durumdayız. Gördüğünüz gibi. Binamızın dış silüetinin bir kısmını şu anda elde etmiş bulunmaktayız. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki aşamada teker teker katmanları açıp açıp onları da yerlerine yerleştirmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim.